Hatip iyi bir giriş yaptı, önemli bir konu dedi. Ben de ilk defa bir itiraf mı gelecek dedim acaba. Fakat hemen sonraki cümlelerde her zaman yaşadığımız gibi hayal kırıklığı yaşadım. Ya şu anda YSK başkanıyla Sayıştay başkanı kardeş değil mi? Yanlış mı biliyorum acaba? Türkiye'ye soruyorum. Türkiye'de iki kardeş dışında bu kadar önemli iki kurumun başında başka bir vatandaş yok mu? Sadece örnek olarak söylüyorum. Aile Bakanlığı'nda genel müdür, 2 yıllık mezun bir zat, ismini vermeyeyim kişilik hakları için. Niye genel müdür? Örnek, sadece örnek. Benim vekili olduğum ilin Eru ilçesinde belediye başkanının bütün akrabaları, yine isim vermeyeceğim soy isim, bütün kurumların müdürlükleri ve başkanlıkları onlarda. Bari'de geçen ay ziyaret ettim, sordum ya burada kimsi, Milli Eğitim Müdürü kim, işte kalem müdürü falan, hepsi belediye başkanının akrabası. Yani isim benzerliği mi var gerçekten bilmiyorum. Sizin vekiliniz Zehra Taşkesenlioğlu, elimde not var. Bütün ailesi orada yetkili. Necmettin Taşkesenlioğlu, Erzurum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürü. Zeynep Hanım Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışıyor. Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Nagihan Aksakal Taşkesenlioğlu, Yaser Taşkesenlioğlu, Profesör Doktor Taşkesenligil, bu gil ve devam ediyor. Zamanım yok. Ya bu ülkede başka liyakatlı insan yok mu Erzurum'da? Koca bir ilde, koca ilçelerde, illerde siz liyakati bitirdiniz. Torpili, kayırmacılığı, nepotizmi dibine kadar işletiyorsun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. 30 Ocak 2023 günü Bir Gün Gazetesi'nin ortaya attığı iftirayı maalesef bugün Halkların Demokratik Partisi Genel Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş da yeniden dile getirmiştir. Bu iftiranın ortadan kaldırılması ve gerçeğin kayıtlara geçmesi anlamında bu sözü aldım. Meral Hanım da söylediği gibi Taşkesenlioğlu ailesinin sanki sadece benim milletvekili olduğum dönemde işe girdiği ile ilgili bir koca bir yalan ve iftira var. Sadece tarihleri vereceğim. Profesör Doktor Yavuz Taşkesenlioğlu 1986 yılında Atatürk Üniversitesi'nde göreve başlamış. Doçent Doktor Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu 2005 yılında Atatürk Üniversitesi'ne göreve başlamış. Necmettin Taşkesenlioğlu 1987 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne göreve başlamış. 2004 yılından beri de şube müdür vekili olarak görev yapmaktadır. Fuat Taşkesenlioğlu 2013 yılında Gençlik ve Spor şube müdürü, 2014 yılında da Gençlik Spor... Peki. Ama 60'a göre söz verdim size yerinizden. Ben size kürsüden vereyim dedim. Evet, açalım, açalım. Peki, açalım. Açalım. 2021 yılında Fuat Taşkesenlioğlu Sayın Bakanımızın tensipleri doğrultusunda benim aktif olduğum dönemde, yani milletvekili olduğum dönemde il müdürlüğünden görevden ayrıldı. Eğer ben onların söylediği gibi sadece kendi akrabalarımı göreve getirmiş olsaydım, o il müdürünün de görevden alınmasının önünde olurdum. Diğerlerinin hepsi, örneğin Nagihan Taşkesenlioğlu, 2018 yılında engelli KPSS'den aldığı 80 puanda. Yine yazıda belirtilen ve Meral Hanım'ın söylediği Zeynep Taşkesenlioğlu, 2009 yılında Muğla'da KPSS puanıyla yerleştirildiğinde henüz bizim ailemizin gelini bile değildi. Yani bir aileden oluyor olması kimseye imtiyaz sanamamıştır. Kaldı ki hem ben, hem kendi sülalem, hem de görev yaptığım AK Parti liyakati esas alarak görev yapmaya devam ettik. Kim ne derse desin öyle olmaya da devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Olmasa, işkence olmasa, ölümler olmasa, her gün kapımızı çalan, mektup gönderen yüzlerce mahpus olmasa biz de bunu söylemeseydik. Evet, bu yıl 20 yeni cezaevi açılacakmış. Biz her gün burada cezaevinde yaşanan hak ihlallerini anlatırken, işte yargı kararları tartışılırken yeni cezaevi açılacağı haberleri geliyor. Söz almamın sebebi açlık grevleri. Cezaevlerinde açlık grevi başladı. Şakran, Afyon, Espiye, Giresun, Espiye, Leytepe kapalı cezaevi ve Trabzon Beşiktuzu cezaevinde açlık grevleri başladı. Bu ülke, Türkiye açlık grevlerine çokça tanıklık etmiş bir ülke. Açlık grevlerinde yaşamını yitirmeler, direnişler, destansı direnişler ama maalesef can kayıpları, hayata dönüş operasyonları adı altında yaşanan katliamları hepimiz biliyoruz. Mesela örnek olarak söyleyeyim, bu açlık grevlerinin sebebi tek cümleyle söylemem gerekirken
hapishanelerde yaşatılan işkenceler, uygulamalar, hak ihlalleri. Yani her türünü sayabilirim. Burası burada süre yetmez. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde 2 Ocak'ta başlamış ve yazar Leyla Saraç başlamış açlık grevine. Hala devam ediyor. Afyon'da bugün bir milletvekilimiz ve hukuk komisyonu heyetimiz gitti. Orada da maalesef açlık grevi var ve Afyon'dan telefon ve mektup almadığımız, ailelerin aramadığı tek bir gün bile geçmiyor. Çok ciddi bir baskı, ayakta sayım, hakaret, onura yönelen söylemlerle karşı karşıyalar. 9 tutuklu şu anda açlık grevini hala sürdürüyor 3 Ocak'tan bu yana. Habil Emen, Yusuf Birkan, Yusuf Erkek, Mehmet Emin Dal, Siraç Keskin, Kerem Budak, Vedat Ballı, Rızgar Turhan ve Cumali Yıldırım. Yine Giresun Espiye'de 3 aydır 10'ar günlü devam ediyormuş ama en son 2 gün önce dönüşümsüz, süresiz dönüşümsüz açlık grevine dönüştürülmüş. Maalesef ve tutuklulardan Metin Uyar şunu söylüyor. Burada fiziki ve psikolojik bir işkence söz konusu. Hastaneye götürülmüyoruz, kitaplarımız verilmiyor, Kürtçe kitaplar hiç verilmiyor. Son birkaç gündür üst üste koğuşumuza baskın yapılıyor. Arkadaşlarımızın elleri kelepçelenerek gönderiliyor ve ölümün eşiğine gelen arkadaşlarımız var diye açıklama yapıyor. Yine Trabzon Beşikdüzü cezaevinde 6 aydır dönüşümlü bir Tamamlayalım lütfen. 6 aydır dönüşümlü bir açlık grevi devam ediyor. Tecritin son bulması, kendilerine yönelik devam eden tecritin, izolasyonun, kurs, atölye, spor, bütün sosyal etkinliklerin yasaklanması, adli ve siyasiler arasındaki ayrımın kaldırılması. Özetle sebeplerini çok özet olarak anlattım. Bu açlık grevleri alarm veriyor. Bütün cezaevlerinde hak ihlalleri arttırılıyor, baskı yükseltiliyor ve insanların yaşam hakkı, sağlık hakkı, iyi bir ortamda, en azından asgari şartlarda yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Ve maalesef hiçbir önergemize yanıt verilmiyor. İnsan Hakları Komisyonu çalışmıyor zaten. Orada yan gelip yatıyor. Hiçbir itirazımıza, iddiamıza başkanı da burada esniyor. Umarım bu sözlerimizi duyuyordur ve insan hakları... Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel. Buyurun Sayın Özel.